icadımla dalga geçtiler. Aa, ünlü bilim insanımız Kerim de buradaymış. Neymiş? Otomatik kalemtıraş yapmış. Yaptı tabii. Öğretmenimiz de çok beğendi bir kere. Teknofest'e de katılırsın sen. Katılırım tabii. Bir gün onu da yaparım. Bakma onlara Kerim. Birçok bilim insanı senin yaşadığın gibi şeyler yaşamıştır eminim. Ne demişler? Meyve veren ağaç taşlanır. Öyle mi diyorsun? Eminim El Cezeri Bey bile zamanında böyle zorluklar yaşamıştır. Eğer vazgeçseydi ve çalışmalarına devam etmeseydi, biz El Cezeri Bey'i tanıyabilir miydik? Ya doğru. Benim kesin El Cezeri Bey'in zamanına gidip bu konuları danışmam lazım. Beni bir o anlar. Tabii tabii olur. Tamam o zaman. Yarın Nasrettin hocamla beraber gidelim. Ben onu ikna ederim. Kimse yok mu? Yok galiba. Aa, şu icatlara bakın. Cezeri Bey amca muhteşem bir bilim insanı. Onun icat ettikleri olmasa bugün belki bilgisayar bile olmazdı, biliyorsunuz değil mi? Dışarıda mı bekleseydik acaba? Çok fazla vaktimiz yok arkadaşlar. Babam 3 saate bizi geri getirecek. Cezeri amca nerede acaba? Sahibi gelmeden dokunma evladım. Siz burada durun da ben bir gidip çarşı pazara bakayım. Belki oralardadırlar. Önümü göremiyorum. Hepsini birden almasaydın ya evladım. Ay ay ay. Hepsi düştü. İnşallah kırılmamıştır. Ustam, bu seferki icadınız için çok fazla malzeme gerekiyor sanki. Gerçekten bu kadar eşyaya ihtiyacımız var mı? Zaten herkes bir sürü soru sorup duruyor. Ne gibi? Sen dışarıda söylenenlere çok kulak veriyorsun galiba. Gece gündüz uyku uyumadan çalışıyorsunuz. Emekleriniz boşa gider diye endişe ediyorum sadece. Şu an anlaşılmıyorsa bile ileride buradaki her icadın, her aletin anlaşılacağını ve çok önemli bir işe yarayacağını biliyorum. Aynen öyle. Ha? Bir ses duydum sanki. Şşş, bana öyle. Dur. Sesin kaynağı belli oldu. Siz ne yapıyorsunuz? bulunduğunuz çağda anlaşılamamak üzerine konuşmak istemiştik efendim. Ben de sizin gibi gelecekte dünyayı değiştiren icatlar yapmak istiyorum da. Yani tabii bazen anlaşılmadığımı düşünüyorum ama dünyayı değiştiren icatlar mı? Öyle bir şey olmadı ki henüz. Nereden çıkardınız? Siz ve icatlarınız bizim zamanımızda çok meşhur da bayağı dünyamızı değiştirmişler. Hepsi çok değerli. Sizin oralar neresi? Hangi zamandan bahsediyorsunuz? Önce onu söyleyin bakalım. Hem siz nereden değerini bileceksiniz? Onu hiç anlamadım. Buradaki her şeyin ne işe yaradığını, gelecekte ne kadar önemli aletlerin yapılmasına sebep olacağını çok iyi biliyoruz. Teknofest'i bir görseniz ne demek istediğimi anlardınız. Ben de tam size bakmak için çıkmıştım. Tabii buraları bilmeyince biraz kaybolmuşum. Biz en iyisi gidelim. Tekno ne? Bir dakika. Sen nereden biliyorsun gelecekte ne olacağını? Zaman makinamız var. Gelecekten geldi. Kusura bakmayın. Bugün çok yorgun da. Biz en iyisi biraz dinlendikten sonra gelelim. Tekrar görüşürüz. Zaman makinesi mi? Çok enteresan. Kerim, ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Her şeyi ağzından kaçırdın. Umalım da senin hayal kurmayı seven bir çocuk olduğunu düşünsünler. Efendim, oyun oynuyorlar baksanıza. Geri dönelim en iyisi. Yok yok, acayip konuştular. Merak etme. Gidip konuşalım. Hadi gelin, gidiyoruz. El Cezeri amca.
ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Benim zaman makinesini tamir etmem lazım. Bu kadar kişi çok uzak bir zaman diliminden gelince sarsıldı anlaşılan. Ne kadar sürer gemi evladım? En az 24 saat. Peki 24 saat ne yapacaklar? Bence hiçbiri çıkmasınlar, burada dursunlar. Görüyor musun Ahmet? Benim çalıştığım prensipler sayesinde olmuş bu alet. Çalışmalarımın sonuç verdiğini görmek ne güzel. Sizin prensipleriniz sayesinde neler oldu bir bilseniz. Çocuklar, şuna bakın. Hocam, yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Müstesna, müstesna. Bunlar da nedir? Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Bunlara uçak deniyor. Yürüyerek bir günde gidilen mesafeyi bu aletle gitmek bir saat bile sürmüyor. Kim kullanıyor bunları? Bizim pilot evlatlarımız. Hey maşallah. Demek torunlarım arasından böyle yetenekler çıkıyor. Hadi girelim. Daha içeride neler var neler. Efendim şuraya bakın. Oh! Planeter şurada. Çıkmamız lazım arkadaşlar. Misafirlerimizi yalnız bırakmayalım. Allah'ım ne oluyor böyle? Usta bakın kuş oldum. Ne yapsak? Ne dersin ustam? Siz burada kalırsanız bu aletlerin birçoğunu yapmak mümkün olmaz. Biliyorsun değil mi Ahmet evladım? Evet, aynen öyle. Muhteşem şeyler yapmışsınız. Hepinizle gurur duydum. Usta, usta şuna bakın. Bu alet de nedir böyle? Çok güzel bir şeye benziyor. Geldi. Uçan arabaymış. Gün gelecek. İnsanlar bu arabaları günlük hayatlarında da kullanacak anlaşılan. Bu kadar eğlence yeter. Cemil kardeşim bitirdiyse evimize dönelim. Daha çok işimiz var. Ustam biraz daha kalsak olmaz mı? Baksana bu insanların bize ihtiyacı var. Nasıl olsa insanlar bunları icat edecekler ustam. Biz kendimizi hiç yormasak mı? Bence o kadar emin olma evladım. Sizin çalışmalarınız olmasaydı burada gördüğümüz icatların bazıları hiç olmayabilirdi. Ve bunun farkında olan bir sürü bilim insanı var. Bakın. Nedir? Neye bakıyoruz? Bakın burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Bu işaretler ne anlama geliyor? Tabii ya. Bu yazıyı bilmiyorsunuz. Sizin için okuyayım. Burada uçan arabaya verilen isim yazıyor. İlk uçan arabamızın adı Cezeri. Nasıl yani? Ustamın adını mı vermişler? Demek gerçekten yaptıklarımızın gelecekte bir yeri varmış.
Hem de kocaman bir yere. Efendim, tabii sizinki gibi muhteşem olmasa da biz de böyle kendi çapımızda bir şeyler icat ediyoruz. Estağfurullah evladım, olur mu öyle şey? Maşallah çalışmaların pek bir başarılı gördüğüm kadarıyla. Bak, naçizane şuradaki mekanizmayı bence şöyle yapsan... Evet, olabilir aslında. Oldu bu iş, çalıştı. Artık sizi güvenli bir şekilde gönderebiliriz. Şimdi tekrar görüşemeyecek miyiz? Belki görüşürüz. Arada gelirsiniz. Siz de seneye belki tekrar Teknofest'e gelirsiniz. Seneye ben de yarışacağım Teknofest'te inşallah. Çalışmalarıma başladım bile. Aferin Kerim evladım. Anladığım kadarıyla ben de zaten hep Teknofest'teyim. Yaptığın bu makine sayesinde buraya gelerek kimse inanmasa bile yaptığımız işe inanmamız gerektiğini gördüm. Meğer her şeyin gelecekte bir karşılığı varmış. Teşekkürler. Sen de Kerim evladım, niyetini sağlam tutup icatlarını yapmaya devam et. Muhakkak bir gün insanlığın işine yarayacaklardır. Hadi gönder bizi. Gönder de işimize bakalım. Gelecekten bizi bekliyorlar.